Semiz otu sever Cihan. Semiz otu. Keçi sütü mü? Keçi sütü de yazalım. Araştırmaya devam et. Evet. Burada bir sürü ot var, yağ var. Hepsi Cihan'a iyi geliyor mu bilmiyorum ama... soracağım doktora tek tek. Aa, Cihan baskete devam ediyor biliyor musun? Fizik tedavi gibi olacak ona. Kondisyon çalışıyorlar ya. Figen'cim, bak eminim bunların... yani en azından bir kısmı Cihan'a yararlı şeylerdir. Yani iyi gelebilir. Ama... ama? Bak yine bu konuyu açmak istemiyorum. Yani Cihan'a hemen bugün söyle de demiyorum. Suna lütfen cidden açma o zaman konuyu. Evet ama... ama falan yok. O kadar çok konuştuk ki bu konunun üstüne. Rüyama bile girdin. Rüyana mı girdim? Evet. Aynı bunları anlatıyordum sana. Figen abla ziyaretçim var. Bölüyorum ama. Yüzüm bembeyaz. Bir şey mi oldu? Yok bir şeyim, iyiyim ben. Hakikaten Figen ne oldu? Yüzüm bembeyaz. İyiyim ben, iyiyim. Ah, benim bankoda işim vardı. Görüşürüz. Çok vaktini almayacağım. Ben reçeteyi hazırlayacağım. Siz uğradığınızda alırsınız. Tamam. Pardon. Cihan diyordun. Evet. Babanla biz... Selim'le biz... Cihan'ın eğitimine destek vermek istiyoruz. Maddi destek. Bizim bir desteğe ihtiyacımız yok. Bir yufkacı, bir sağlıkçı... bu devirde 4 çocuk büyütmeye çalışıyorsunuz. 4. Evet, gayet de iyi idare ediyoruz. Ben torunumun idare ederek büyümesini istemiyorum. Hak ettiği en iyi eğitim alıp varabileceği en yüksek noktaya varmasını... ve mükemmel bir hayatı olmasını istiyorum. Hepimiz bunu istiyoruz anne, hepimiz. Ama... ama ne? Cihan da mı senin gibi olsun istiyorsun? Senin çok parlak bir geleceğin vardı ama sen ne yaptın? Üniversite tahsilini yarım bıraktın. Doktor olmak yerine sağlıkçı olmayı, eğitimine, statüne yakışır bir yerine bir yufkacıyı, tek bir çocuğu özenle büyütmek yerine evet, tavşan gibi üst üste doğurmayı tercih ettin. Haklısın. Bunların hepsini ben yaptım. Ve tercihlerimden de çok memnunum. Demek öyle. Ya maddi sıkıntılarınız yüzünden Cihan da annesi gibi üniversiteyi yarım bırakmak zorunda kalırsa? Kalmayacak. Cihan okulunu bitirecek. Ve sizin desteğiniz olmadan. Bu kadar mı nefret ediyorsun benim maddi gücümden? İhtiyacım olan şey para değil anne. İhtiyacım olan şey senin bana hiçbir zaman veremediğin şey.